tiyatro ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Bir kişi kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Koşu Mahallesi Yenikent Sokak'ta meydana geldi. Kavga ihbarı alarak olay yerine giden polis ekipleri yerde yaralı bir şahıs gördüler. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu karın bölgesinden yaralanan 35 yaşındaki S.Ö. olay yerine gelen ambulansla Malatya Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Olay yerinde bir adet boş kovan bulunurken görgü tanıkları S.Ö.'yü kimin yaraladığını görmediklerini belirtti. Servis şoförü olduğu öğrenilen yaralının tedavisi sürerken polis kaçan zanlının yakalanması için soruşturma başlattı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 polisten ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturmasında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 28 polis işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 2 polis serbest bırakıldı, 26 polis ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 2 polis hakkında tutuklama kararı verirken 24 polis hakkında ise adli kontrol kararı vererek serbest bıraktı. Öte yandan FETÖ-PDY terör örgütü soruşturmasında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Malatya Adliyesi'nde çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 kişi de sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 12 kişi adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından madde ticareti yapan ve Batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 30 kilo esrar maddesi yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları operasyonda 30 kilo esrar maddesi yakalandı, 2 kişi tutuklandı. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından madde ticareti yapan ve Batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 24 Kasım 2016 günü risk analizine dayalı yapılan yol uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulan Ş.Y. ile M.A.K. isimli şahısların sevk ve idaresinde bulunan araçla yapılan aramada daralı 30 kilo 227 gram esrar maddesi ele geçirilmiş olup şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı gün yapılan diğer çalışmada ise R.Y. isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan araçla yapılan aramada 986 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarından adli makamlara sevk edilmiş, şüphelilerden R.Y. ve Ş.Y. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş olup M.A.K. isimli şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere serbest kalmıştır. Çarşamba günü Malatya beyaz örtüyle kaplanacak, beklenen kar yağışı aralıklarla pazar gününe kadar devam edecek. Yüksek kesimlere yağan yılın ilk karının ardından çarşamba günü Malatya merkezde kar yağışından nasibini alacak. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü sitesinden yayınlanan hava durumuna göre çarşamba günü gece 03'te başlayacak kar yağışı yer yer ve zaman zaman sulu kar şeklinde cuma gününe kadar devam edecek. Cumartesi günü güneş yüzünü gösterecek ancak pazar günü Malatya yine kara teslim olacak. Malatya'da beklenen 5 günlük hava durumu ise şöyle. Çarşamba kar yağışlı 7, gece eksi 2 derece. Perşembe kar yağışlı 4, gece eksi 3. Cuma kar yağışlı 2, gece ise eksi 11 derece olacak. Cumartesi Malatya'da hava güneşli ve 2 derece, gece eksi 8 derece. Pazar günü ise kar yağışlı 2 derece, gece eksi 7 derece olacak. Kadına yönelik şiddeti önlemek bizim elimizde diyen AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, kadına şiddeti önlemenin yolu toplumun elinde dedi. Parti binasında kadın kolları üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Şiddeti önlemek bizim elimizde. İnsanlığın büyük bir kesiminin çok yönlü şiddete maruz kaldığı bir çağın kadınlarıyız. Yaşamımızın her alanı ve adalet mücadelesiyle geçmektedir.
Oğuzhan, bizi biz yapan değerlerin korunması ve güvence altına alınması ile insan hakları konusunda bir şeyler yapmış oluruz. Şiddet bir insan hakkı ihlali olması ile birlikte bireyi, aileyi, toplumu derinden etkilenen hastalıklı ruh halidir, dedi. Bizi biz yapan değerlerin korunması ve güvence altına alınması ile insan hakları konusunda bir şeyler yapmış oluruz. Doğuştan farklı özelliklerle dünyaya gelmiş olmamıza rağmen eşit olduğumuz tek konunun insan haklarımız olduğunun farkına vardığımızda başta şiddet olmak üzere pek çok problemimizi çözebiliriz. Kadına yönelik şiddet dünyada ve ülkemizde ekonomik durum, eğitim, yaş ve yaşadığı çevreye bakmaksızın tüm kadınların ve dolaylı olarak toplumun etkilendiği bir durumdur. Şiddet bir insan hakkı ihlali olması ile birlikte bireyi, aileyi ve toplumu derinden etkileyen bir hastalıklı ruh halidir. Oğuzhan, kadına şiddeti önlemenin ise toplumların elinde olduğunu savunarak, bunun için de kadının yaşadığı toplumun her kesimine çeşitli sorumluluklar düştüğünü de söyledi. Kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulaması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranıştır. Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için toplumun her kesimine çeşitli sorumluluklar düşmektedir. Başta aile olmak üzere devlet kademeleri ve medyanın önemli görevleri bulunmaktadır. Bize düşen görev pek tabidir ki bu mağduriyetleri ortadan kaldırmak olmalıdır. Ancak bununla beraber iyi örnekleri toplumda yaygınlaştırarak kadının varlığına yaraşır, temsil imkanını gözler önüne sermek asıl amacımız olmalıdır. Kadın ve erkek arasında yaşanan şiddetin hiçbir biçimde hoş görülmediği bir toplum oluşturmak bizim elimizde. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem, İnönü Üniversitesi Öğrenci Konseyi seçimlerinde yaşanacak provokasyonlara karşı uyarılarda bulundu. MHP İl Başkanı Mehmet Erdem, İnönü Üniversitesi Öğrenci Konseyi seçim aşamasında provokatörlerin devreye girdiğini belirterek öğrencileri uyardı. Eğitim kurumlarında siyaset yapılmasına karşı olduklarını söyleyen Mehmet Erdem, üniversitelerimize siyasetin girmemesi lazım. Çünkü siyaset girdiği anda provokatörlere gün doğar. Orada sıkıntılar olur. Geleceğimize emanet edeceğimiz gençlerimizin huzur içerisinde tahsillerini devam ettirmeleri gerekir, dedi. Konseyin seçimleri var. Bu seçimlerde de bazı provokatörler işi sıkıntıya sokmaya başladılar. Biz hep şunu savunmuşuz ki kamuoyunda bu da her zaman gündemde konuşulmuştur. Siyasetin camiden ve adliyeden uzak tutulması gerekir. Bunu aslında okulları da, üniversiteleri de sokmak lazım. Üniversitelerimize siyasetin girmemesi lazım. Çünkü siyaset girdiği anda provokatörlere gün doğar. Üniversite içerisinde öğrencilerimiz demokratik faaliyetlerde mutlaka bulunacaklar diyen Erdem sözlerine, üniversitelere siyasetin girmemesi gerekir. Siyasetçilerin bu tür şeylerde ellerini çekmesi gerekir. Bunlara sivil toplum örgütleri de dahildir, diyerek devam etti. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençliğimizin huzur içerisinde tahsillerini devam ettirmeleri gerekir. Tabi içerisindeki demokratik faaliyetlerde de mutlaka bulunacaklardır. Ancak bunu yaparken de kesinlikle başta biz diyoruz, siyasetin girmemesi lazım. Siyasetçilerin bu tür şeylerden elini çekmesi gerekir. Bunlara sivil toplum kuruluşları da dahildir. Öğrencilerimizi kendi başlarına bırakmamız gerekir. Onlar mutlaka kendilerine göre en iyilerini yapacaklardır. Bir seçimdir. Bu seçimde de inşallah kazasız belasız bir seçim atatılmış olur diyoruz. Battal Gazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Hacı Yusuflar Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş, bazı meclis üyeleri, parti yönetimi ve belediye birim müdürleri ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Yusuflar Mahallesi'ni ziyaret etti. Yapılan hizmetleri görmek ve vatandaşların sorunlarını dinlemek amacıyla mahalleye giden heyet, mahalle sakinleriyle uzun süre sohbet etti. Hacı Yusuflar Mahalle Muhtarı Nevzat Alan, Battalgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını ve mahallenin 2 yıl içinde tüm sorunlarının çözüldüğünü belirtti. 2 yıl içerisinde Sayın Belediye Başkanımız temizlik işleriyle ilgili bütün sorunlar çözmüştür. 2 ayda bir çevre temizliği de yapılmaktadır. Ayrıca ekibi var. Senede 1-2 defa camilerin temizliği yapılıyor. Yollara gelince yollar da %90 yapılmış. İnşallah bazı köylerimizde kilit taşı diye talepler var. Bu asfaltın girmediği bölgeler, dar olan kısımlar. Onlar da inşallah başkanımız önümüzdeki yıllarda onları da giderecek. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yaptığı hizmetler tüm partililerin göğsünü kabartıyor diyen AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Hacı Yusuflar Mahallemizde yaşanan sıkıntıların giderildiğini görmek bizleri oldukça sevindirdi. Halkımızın kullandığı yolların asfaltlanmasını görmek, temizliklerinin yapılıyor olmasını görmek, çocuk parkları ve benzeri hizmetleri görmek, cami temizliğine kadar ne varsa hizmet edildiğini görmek bizleri mutlu ediyor dedi. Battalgazi Belediyesi olarak 102 mahallemizin 102 mahallesine de en güzel şekilde belediye hizmetlerini sunmak gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu anlamda da ekibimizi de kutluyoruz. Bölge anlamında baktığımızda sahaya indiğimizde bütün mahallelerimizin bırak yerleşim birimlerinin asfaltını bahçe ve tarla yollarında asfaltlandığını da görüyoruz. Temizlik noktasındaki ilgili birimimiz gerekli hassasiyeti gösteriyor. Biraz evvel de muhtarımızın da ifade ettiği gibi cami temizliğine kadar, okul temizliklerine kadar ve çevre temizliği tamamen belediye temizlik birimi tarafından yürütülüyor, temizliği sağlanıyor. Bu anlamda tabii köylerimize, eski deyimle şimdiki mahallelerimize parktır, çevre düzenlemesidir, kaldırım çalışmalardır, bordür çalışmalardır, kilitler çalışmalardır. Bu da belirli bölgelerde muhtarımızın da ifade ettiği gibi dar olan sokaklarda bu tür çalışmaları zaten ilgili birimlerimiz yapıyor. Tam bu hizmetlerin özellikle buradaki halkımıza, muhtarlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temin ediyoruz. İlahiyatçı yazar Ahmet Bulut namaz bilinci ve diriliş söyleşisi düzenledi. Namazın insan ve toplum yaşantısındaki önemi Malatyalılara anlatıldı. Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yeşilyurt Kitap Yurdu projesi kapsamında yazar-öğrenci buluşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Proje kapsamında Malatya'ya gelen ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut, okulları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet edip kitaplarını imzaladı. Yazar Ahmet Bulut, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta namaz bilinci ve diriliş söyleşisine katıldı. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Yeşilyurt Kitap Yurdu projemiz örnek alınan çalışmalar arasındadır. Her yıl yaklaşık 25 yazarımızı öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Proje kapsamında yazarlarımızın kitaplarını dağıtıyoruz dedi. Yeşilyurt Kitap Yurdu projesi her yıl yaklaşık 25'in üzerinde yazarımızı öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Onların kitaplarını önce öğrencilerimize dağıtıyoruz. Bunlar içerisinde zaman zaman öğrencilerimize ve halka yönelik de konferanslar yapıyoruz. Onlardan bir tanesini şu anda yaşıyoruz. Hocamızı gündüz dinledik. Hakikaten güzel sunumları, güzel konuşmaları bizi cezbetmişti. Kaymakam Bey'le hemen karar verildi. Akşam bu programı yetiştirildi.
Ahmet Bulut ise gençlerimizin ilk vazifesi iyi bir Müslüman olmaktır. İyi bir Müslüman olmadıktan sonra hoca bile olsanız milleti dininden, imanından edersiniz. Piyasada onlardan çok var. Bunlardan bir tanesi Amerika'ya sığındı. İnşallah belasını orada bulur da herkese ibret olur dedi. Ey Türk gençliği, ey Anadolu gençliği, birinci vazifeniz iyi bir Müslüman olmak. İyi bir Müslüman olup sonra ne olacaksınız olur. Ama iyi bir Müslüman olmadan önce iğneyi kendime dokundurayım arkadaşlar. Hoca olsanız yarın hoca olursunuz. Milleti dinden imandan edersiniz. Piyasada bunlardan çok. En haini ise Amerika'ya sığındı. İnşallah belasını bulur orada da bir daha ümmete ibret olur. En tehlikeli soru. İyi bir Müslüman olmadan doktor olsanız yarın doktor olursunuz. Milletin canından malından edersiniz. İyi bir Müslüman olmadan mimar olsanız milletin başına göçer binalar. İyi bir Müslüman olmadan siyasetçi olsanız hırsız olursunuz, arsız olursunuz, olursa olursunuz. Namazın imandan sonra Cenab-ı Allah'ın en çok üzerinde durduğu bir ibadet olduğunu hatırlatan Bulut, sevgili peygamberimize pazartesi günü peygamberlik verilmiş, salı günü Cebrail gelmiş, abdest ve namazı öğretmiş. Önce iki rekat, iki vakitti, Miraç'la birlikte beş vakit namaz teşrihlenmiştir. Öyle namaz kılmalıyız ki namaz bizi diriltmelidir ifadelerini kullandı. Sevgili peygamberimize pazartesi günü peygamberlik verilmiş, salı günü Cebrail gelmiş, abdesti ve namazı öğretmiş. Önceleri iki vakit iki rekat müminler namaz kılmış. Miraç'la birlikte beş vakit namaz tescillenmiş. Ömrünün sonuna kadar bir daha hiçbir şey namaz arasına girmemiş. Gençler, bugün garip bir durum ki Türkiye'nin %70'i namaz kılmıyor. %99'u Müslüman olan bir ülkede okullara dolaşıyorum arkadaşlar. Tüm liselere gidiyorum. Gittiğimde kardeşlerime soruyorum. Namaz kılan oranı %5 ila %20 arasında değişiyor. Peki gençler, lütfen bana yardımcı olun. Allah aşkına söyleyin. Bir Müslüman niye namaz kılmaz? Gençler, ölmemeye çareniz varsa istediğiniz gibi yaşayın. Ama öleceksin. Yeni Malatya Spor sahasında ağırladığı Giresun Spor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk golü Yeni Malatya Spor'dan geldi. Yeni Malatya Spor, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 12. haftasında evinde karşılaştığı Giresun Spor'la 1-1 berabere kaldı. 70. dakikada Azubuki'nin uzun pasında topla birlikte ceza sahasına giren Dialiba'nın sert vuruşuyla top ağlarla buluştu ve Yeni Malatya Spor 1-0 öne geçti. Hemen ardından 73. dakikada köşe vuruşunda gelen topta Recep gelişine vurdu ve Giresun Spor beraberlik golünü attı. 44. dakikada Yeni Malatya Spor oyuncusu Sadık'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan takım 1-1'lik beraberlikle hanesine 1 puan yazdırabildi. Yeni Malatya Spor Teknik Direktörü İrfan Buz, Giresun Spor maçı sonrası yaptığı açıklamada 10 kişisiniz, içeride oynuyorsunuz, rakipleriniz kaybetti, bu maçı kaybetmeyeceksiniz. Hepimiz tabii ki çok üzüldük dedi. Yeni Malatya Spor, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Karadeniz ekibi Giresun Spor'u ağırladı ve 1-1 berabere kaldı. İlk yarının son anlarında 10 kişi kalmasına rağmen müsabakadan 1 puanla ayrılan Sarı Kırmızılı ekip aldığı sonuçla 12. haftayı da lider kapattı. Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatya Spor Teknik Direktörü İrfan Buz, içeride oynadığımız bu müsabakayı tabii ki kazanmak isterdik ama ilk devre 20-25 dakikada istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Amutu'nun takım arkadaşlarına daha çok yardımcı olması gerekiyordu. İleri çıkan top hemen dönüyordu. Sıkıntı oradaydı. Bu yüzden de inanılmaz efor sarf etmek zorunda kaldık. 10 kişisiniz, içeride oynuyorsunuz, rakipleriniz kaybetti. Bu maçı kaybetmeyeceksiniz. 1 puan 1 puandır. Hepimiz tabii ki çok üzüldük. Meba son dakikada bizi uçurabilirdi. Orada biraz daha gitmiş olsaydı gol olabilirdi ama maalesef. Ben futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele verdiler. Buradaki seyircilerimiz futbolcuları itti. Seyircilerimize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum diyerek yollarına devam edeceklerini belirtti. Biz içeride oynamak istedik, yani kazanmak istedik tabii ki müsabakayı. Ama gördüğünüz gibi özellikle ilk devre 20 dakika 25 dakika istediğimiz oyunu ortaya koyamadık yani. Akabinde bulunduğumuz pozisyonlarda daha net olmamız gerekiyordu. Olamadık. Şimdi tabii içeride oynuyorsunuz, rakiplerimiz kaybetti.
kan kaybetti. Kendiniz bunu da taşlandırmak istiyordunuz. Fakat futbol olmuş işte. Her müsabakaya farklı olaylar çıkabiliyor. Şimdi tabii dakika 43 kırmızı kart pozisyonu. Kırmızı kart pozisyonundan sonra 10 kişi kaldığımızda oyun stratejimizi belirlemek zorundaydık. Nasıl bir oyun stratejisi olarak belirlememiz gerekiyor? İşte 4-4-1'e döndük. Döndükten sonra da bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki rakip geldi ama çok fazla yani vurdu, geldi. Öyle çok net pozisyonu derken bizim son net pozisyonumuzu hatırlayın. Böyle bu tür pozisyonlar rakibin önüne düşmedi. Tabii ki onlar da buraya geldiler. Son haftalarda onlar da kazanmak istiyordu. Ancak dediğim gibi futbolcu kardeşlerim özellikle taktiksel disiplini iyi yaptığını düşünüyorum. O dörtlü, benim istediğim o dörtlü çok yakın oynuyor. Ancak ileride oynayan Amut'u ileri çıktığı zaman okey geliyor, şey yapıyor. Ama takımda, takım arkadaşlarına daha çok yardımcı olması gerekiyor. Şimdi ileri çıkan top hemen dönüyordu. Sıkıntı oradaydı. İnanılmaz efor sarf etmek zorunda kaldık. Yani. Bunu iyi yaptık. Yine de kontra ataklara çıktığımızda Deriba da güzel bir gol attı. En sonunda tabii şimdi Recep'in golü vardı burada 1-1. 1-1'den sonra şöyle bir durum var arkadaşlar. 10 kişisiniz, içeride oynuyorsunuz, rakipleriniz kaybetti. Bu maçı kaybetmeyeceksiniz. Yani, bu maçı kaybetmeyeceksiniz. 1 puan, 1 puandır. Hep beraber tabii ki üzüldük. Emba bizi uçurabilirdi. Ama maalesef orada biraz daha gitmiş olsaydı. Ancak dediğim gibi bence hakem son iki pozisyon hariç. Ama onlar çok bariz. Benim için çok ucuz iki tane pozisyon verdi. Orada neredeyse golü yiyebilirdi. Kusura bakmasın. Volkan Bayarsan iyi yönettiğini düşünüyorum. Bence kart pozisyonunda doğru diye uzaktan gördüm gerçi. Bir tane de pozisyonda şey vardı. Farklı da yenilebilirdik arkadaşlar ama kazanabilirdik de. En sonunda bir puan aldık, beraber kaldık. Futbolcu kardeşlerimizi gerçekten kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele verdiler. Buradaki seyirciler de ne kadar önemli olduğunu inanın. Onların olması futbolcuları da itiyordu. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Maalesef beraber kaldık ama bardağın öbür tarafına, dolu tarafına baktığınız zaman puan farkı 4'e çıktı gösterildi. Dolu sporla 3 puan. Maç sonu açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise oyunda sonuna kadar korakor bir mücadele sergilendiğini ifade ederek deplasmanda kazanamazsan kaybetmeyeceksin, onun için bir puan önemli dedi. Geçen hafta Giresunspor'a başladık. Zorlu bir dönemde geldiğimizi biliyorum. Hakikaten içeride ligin en iddialı ekiplerden adamlarını sıkılıyorduk. Kendisi bizim üstünlüğümüzde, kimdansın abimizin üstünlüğüne geçen müsabakada beraber olarak buraya geldik. Buraya gelirken sezon başında benim arkadaşlarım gösterdiği performans ortalarını ortalarını gerçekten daha iyi bir Malatyaspor. Son bazı performans olan Malatyaspor. Sahasında puan kaybetmedi Malatyaspor vardı. İlk 10 dakika gerçekten Malatyaspor üzerinde ciddi şekilde geldi ağır ataklarla, hızlı ataklarla. Onları karşılamasını bekledik. Ondan sonra oyunu dengeledik. Oyunun sonuna kadar korakor bir mücadele oldu. Özellikle ikinci yarıda tamamen oyun ağırlığımızı koyduk. Bunda ki bu sırada kadar da rakibin veya sizin eksik olmanız çok fazla bir şeyi değiştirmez. Çünkü hakikaten bunlar çok önemli ve ilgin önemli başlıyor. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteni daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.